Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir poğaça tarifi ile geldim. İnanın çok lezzetli, çok yumuşak ve çok güzel bir poğaça tarifi. Sizlerin de mutlaka denemesini canı gönülden isterim. Şimdi tarifime geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Karıştırma kabımın içerisine bir paket kuru mayayı aldım. Üzerine bir su bardağı ılık su ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir adet de yumurta ilave ediyorum. Hepsini çırpıyorum. Sonrasında bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Şimdi azar azar ununu eklemeye başladım. Unun bir kısmını ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tekrar un dökmeye devam ediyorum kontrollü bir şekilde. 6 su bardağı kadar un ekledim. Ununuzun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne göre unun miktarında değişkenlik olacaktır. Bu yüzden kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin. Şimdi spatulamı çıkardım ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru iyice yoğuruyorum. Daha güzel, daha kıvamlı bir hamur olması için. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar özlü ve güzel bir hamur elde edersiniz. Hamuru iyice yumruklaya yumruklaya yoğurun. Evet, gördüğünüz gibi hamurum neredeyse oldu. Şöyle kulak memesi kıvamında eli yapışmayan bir hamur elde ettim. Hamurumu streçle daha sonra da temiz bir bezle örttükten sonra 1 saat mayalanmayı bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Üzerini açıyorum. Şöyle bir havasını aldıktan sonra tezgahta yoğuracağım. Tezgaha birazcık un serpiştirdikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Tezgahta da biraz yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel ve ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel ve özlü bir hamur elde edersiniz. Hamuru yoğurdum ve toparladım. Şimdi 4 eşit parçaya bölüyorum. Dört eşit parçaya bölmüş olduğum hamurlardan alıyorum ve elimde yuvarlayarak bezeler oluşturuyorum. Bezelerden bir tanesini unlayarak önüme aldım. Bu şekilde açmaya başlıyorum merdane ile. Arada bir unlayın ki yapışmasın. Evet, bu şekilde açıyorum. Açtıktan sonra şöyle katlıyorum ve kenara alıyorum. Diğer bezeyi aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Tüm bezeleri aynı işlemleri uygulayarak açmaya devam edeceğim. Bu bezeyi de açtım ve kenara aldım katlayarak. 4 bezeyi de açtım. Aynı işlemleri uygulayarak katlayıp kenara koydum. İlk katlamış olduğum hamurumu açıyorum. Hava sıcak olduğu için biraz yumuşamış. Eritmiş olduğum 125 gram tereyağından üzerine dökerek sürüyorum. Bir yumurta fırçasıyla ya da elinizde de sürebilirsiniz. Diğer açmış olduğum ikinci hamuru da tereyağı sürmüş olduğum hamurun üzerine kapatıyorum. Kapatıp her tarafını eşit bir şekilde geldiğinden emin olduktan sonra uçlarından çekiştirerek kare şeklini veriyorum. Üzerine tekrar eritmiş olduğum tereyağdan sürüyorum.
her yerine gelecek şekilde iyice sürün. Uç kısmından yavaş yavaş katlayarak bu şekilde rulo haline getirin. En son kısmı da bu şekilde üstüne kapatarak iyice yapışması için elinizle bastırın. Birinci hamurumuz hazır. Şimdi üçüncü olarak katlayıp kenara koymuş olduğumuz hamuru önümüze alıyoruz ve aynı şekilde açıyoruz. Üzerine tereyağı sürüyoruz. Dördüncü ve son hamuru da üzerine kapatıyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde her tarafına gelecek şekilde kapatıyoruz ve kare şeklini veriyoruz tekrar. Kare şeklini verdikten sonra tekrar tereyağını sürüyoruz. Katlayarak rulo haline getiriyoruz. Son kısmını üst tarafta birleştirerek uçlarını iyice kapatıyorum. İkinci hamurum da hazır. Tepsiyi unluyorum ve hamurlarımı tepsiye koyuyorum. Üzerlerini kapattıktan sonra 20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Buzdolabında 20 dakika dinlendirmiş olduğum hamurlarımı şöyle tezgahımın üzerine alıyorum ikisini de. Bir diğerini de alıyorum. Hamurlarımı 16 eşit parçaya bölüyorum. Hamurlardan bir tanesini önüme alıyorum. Bu şekilde parmak uçlarımla bastırarak açıyorum. Rendelemiş olduğum kaşar peynirinden ekliyorum ve sarıyorum. Hepsi bu kadar. Evet, bir tanesi hazır. Şöyle kenara alıyorum. Diğerini de aynı şekilde parmak uçlarımla açıp genişlettim. Küçük bir dikdörtgen olacak şekilde kaşar peynirini de yerleştirdikten sonra önce bu şekilde kapatıp parmak uçlarımla bastırdım. Diğer taraftan çevirerek uç kısımlarını da böyle birleştirdim. İkinci hamurumu da hazırladım. Tüm hamurlara aynı şekilleri vererek devam ediyorum. Bakıldığında belki zor gözükebilir fakat değil. Gerçekten çok kolay bir tarif. Hem de bir o kadar lezzetli. Ben yaparken çok keyif aldım. Sizler de yaparken gerçekten keyif alacaksınız. Bundan eminim. Tüm hamurlara aynı şekilleri vererek poğaçalarımı yapmaya devam ediyorum. Poğaçalarımı fırın tepsisine yerleştirdim. Şimdi 2 yumurta sarısı artı 1 yemek kaşığı sıvı yağ karıştırıyorum ve üzerine sürüyorum. Bir çatal yardımıyla üzerine çizikler atıyorum.
Üzerlerine susam serpiştiriyorum. Dilerseniz çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Önce 100 derecelik fırında 10 dakika fırın tepsisi veriyoruz. Daha sonra fırını 200 dereceye ayarlayarak pişirmeye devam ediyoruz. Poğaçalarım pişti ve fırından çıkardım. Şöyle sizlerle de yakından dokusunu paylaşmak istiyorum. Bakın o kadar yumuşak ve güzel oldu ki sizlere anlatamam. Bir tanesini şöyle önüme alıyorum ve daha da yakından sizlere de göstermek istiyorum. Çok lezzetli, yumuşacık ve harika poğaçalar oldu. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Açıp şöyle de içini göstermek istiyorum. Bakın hem kat kat hem de yumuşacık. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.